Merhaba sevgili arkadaşlar. YKS'ye hazırlık programında bugünkü dersimizde TYT matematikte çarpanları ayırma ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayabiliriz. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Bu ifadeye baktığımız zaman hemen buradaki ifadeyi çarpanlarına ayırıp burayı da ortak paranteze alınca soru çözülecekmiş gibi duruyor. Ama buradaki eksi 12 işi bozuyor. Bu yüzden burada hepsini tek tek çarpmamız gerekiyor. Hemen yazalım. X kare artı 2x eksi 3 çarpı x kare artı 4x eksi 12. Şimdi bunu çarptığımız zaman x üzeri 4 artı burası 4 x küp. Burayı çarptığımız zaman artı 2 x küp. Burayı çarptığımız zaman artı 8 x kare. Eksi 3'ü çarptığımız zaman eksi 3 x kare. Eksi 12 x eksi 12. Şimdi burada derecesi aynı olanları toplarsak x üzeri 4 artı 4 2 x küp daha 6 x küp. 8 x kare eksi 3 x kare artı 5 x kare yapıyor. Eksi 12 x eksi 12. Şimdi biz bu ifademize baktığımız zaman bir gruplandırarak çarpanları ayırma yöntemini kullanalım. Bu grubu x kare parantezine alabiliriz. Bu grubu da eksi 12 parantezine alabiliriz. Buraya x kare parantezine aldığımızda x kare gider, x kare kalıyor. X kare gittiği için artı 6 x kalıyor. X kare gittiği için 5 kalıyor. Eksi 12 parantezine aldığımız için burada x kalıyor. Eksi 12'yi komple aldığımız için burada artı 1 kalıyor. Şimdi burada x kare artı 6x artı 5'in içerisinde de bir çarpanları ayırma gerçekleştiriyoruz. 5 ve 1 diyorum. Artı 5 artı 1. Çarpımları artı 5'i veriyor. Toplamları da artı 6'yı veriyor. Bu x'lerimizi de buraya yazıyoruz ve karşılıklı olarak yazmaya devam ediyoruz. X kare çarpı x artı 5 çarpı x artı 1 eksi 12 çarpı x artı 1'i görüyoruz. Şimdi burada ortak olan ifademiz yine nedir? X artı 1'dir. X artı 1'leri tekrar ortak parantezine alarak yazıyoruz. X artı 1 açtık parantezimizi. Bu giderse x kare çarpı x artı 5 kalıyor. Eksi x artı 1 komple gittiği için eksi 12 kalıyor burada. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman bu ikisi de ayrı ayrı çarpanlardan birisidir. X artı 1 benim çarpanlarımdan biri olduğu için ve seçeneklerimizde de bulunduğu için doğru cevabımız D seçeneğidir. Diğer bir sorumuzla başlayabiliriz. Bir dede torunlarına çikolata dağıtırken 10 yaşından büyük X çocuğun her birine X artı 3 Y, 10 yaşından küçük Y çocuğun her birine 2 Y tane çikolata verecektir. Buna göre dede çocukların her birine ortalama kaç çikolata dağıtmıştır? Bu sorumuzda aritmetik ortalama ve çarpanları ayırma birlikte sorulmuştur. Aritmetik ortalama da toplam çikolata sayısını toplam çocukların sayısına bölerek bulacağız. X çocuğa x artı 3 y tane çikolata verilmişse x çarpı x artı 3 y tane çikolata verilmiştir. Y çocuğa 2 y tane çikolata verilmişse y çarpı 2 y tane çikolata verilmiştir. Toplam çikolata sayısının toplam çocukların sayısına oranı bizim buranın aritmetik ortalamasıdır. İstenilen ortalamadır yani. Burada hemen dağılma özelliğini gerçekleştirelim. X kare artı 3xy artı 2y kare bölü x artı y. Bu x kare artı 3xy ve 2y kare arasında bir çarpanlar ayırma yapmamız gerekiyor. Burayı hemen x kare artı 3xy artı 2y kareyi xx 2y ve y olarak ayırırsak. Burada çapraz çarpımlarına bakıyorum. Bu ikisinin çapraz çarpımı xy'dir. Bu x'in çapraz çarpımı 2xy'dir. 2y ile y'nin çarpımı 2y kareyi veriyor. Bunların toplamları da 3xy'yi veriyor. Yazarken karşılıklı yazıyoruz. Yani x artı 2y çarpı x artı y bölü x artı y olacaktır. X artı y'ler birbirini sadeleştirdiği için geriye
x artı 2y kalacaktır. Yani doğru cevabımız x artı 2y'dir. Buna uygun seçeneğimiz de B seçeneğidir. Diğer sorumuzla devam edebiliriz. Ahmet amca kenar uzunlukları x artı 20 ve 2x artı 30 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlasının bir kenar uzunluğu x metre olan karesel bölge şeklindeki kısmında ayçiçeği yetiştirmiştir. Tarlanın geriye kalan kısmının alanı 1400 metrekare olduğuna göre tarlanın tamamının çevresi kaç metredir? Bu soruda alan verilmiş ve çevresi soruluyor. Bu ayçiçek ekili olan kısım bir kareymiş, ayçiçek ekili olan kısım ve karenin bir kenar uzunluğu x'tir. Buranın alanıyla geriye kalan 1400'ü topladığımız zaman 1400 metrekareyi bütün dikdörtgen tarlanın alanını bulmuş oluyoruz. Ayçiçek ekili olan yerin alanını ben x kare olarak yazıyorum karenin alanından. Artı 1400 de geriye kalan alandır. Dikdörtgenimizin alanı için kısa kenarın çarpımı uzun kenarın çarpımı olacaktır. Kısa kenarımız x artı 20 çarpı uzun kenarımız da 2x artı 30'dur. Evet, burada bir çarpma işlemimizi gerçekleştirelim. 2x kare artı 30x artı 40x artı 600. X kare artı 1400'ü de yazalım. Bu x kareyi buraya taşırsak x kare olacaktır. 30x, 40x daha 70x yapıyor. 1400'ü bu tarafa attığımız zaman eksi 1400 olarak gelecektir ve eksi 800 olacaktır. Burada çarpa, burası artık sıfır oldu. Burada çarpanları ayırdığımız zaman 80 çarpı 10 dersek ve işaretlerini kontrol edelim. Artı ve eksi diyelim. Burayı da eksi x olarak yazalım. Çarpımları eksi 800'ü veriyor. Toplamları da artı 70'i veriyor. Biz bunları karşılıklı olarak yazdığımız zaman 0 eşittir x artı 80 çarpı x eksi 10'dur. 0 eşitleyelim. X eşittir eksi 80, x eşittir 10. Uzunluk eksi olamayacağı için eksi 80'i eliyoruz ve uzunluğumuzu eksi 10 olarak alıyoruz. Bizim kısa kenarımız x artı 20 olduğu için burası 10 artı 20'den 30. Uzun kenarımız da 2x artı 30. X 10 yazdığımız için 50 olacaktır. Çevresi istenildiği için, tarlanın çevresi istenildiği için çevre eşittir. Uzun kenar artı kısa kenarın toplamının 2 katıdır. Burası da 80 çarpı 2'den 160 olarak bulunur. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuzla devam edebiliriz. Ada, Barış ve Can isimli 3 öğrenci bir kısmına mürekkep dökülen aşağıdaki soruyu çözmek istemektedirler. Soru, özdeşliklerden yararlanarak x artı 1 çarpı mürekkep dökülen kısım çarpımının eşitini yazınız. Öğrencilerin her biri görünmeyen kısım için kendi belirledikleri bir ifadeyi yazarak işlem hatası yapmadan soruyu doğru şekilde çözmüştür. Ada 2 kare farkı, Barış tam kare ve Can 2 küp toplam özdeşliklerinden yararlandığına göre öğrencilerin belirledikleri ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi biz adayı yazarsak adanın kullandığı ifade 2 kare farkıdır. Yani ada x kare eksi 1'i kullanmıştır. 2 kare farkının 2 kare özdeşliğin açılımı da x eksi 1 çarpı x artı 1'dir. Barış'ın kullandığı özdeşlik x kare, pardon, tam kare olarak kullanıldığı için x artı 1'in tam karesidir. Biz bu tam kareyi x artı 1 çarpı x artı 1 şeklinde de kullanabiliyoruz. Can 2 küp toplamını kullanmış. Can 2 küp toplamını kullandıysa bu x küp artı 1'in kübüdür. Bu özdeşliğimizin açılımı da x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1'dir. Şimdi bu mürekkebin dökülen kısmını
Şurayı tahmin edeceğimiz için x artı 1 var, x artı 1 var. Yani geriye kalan ne olacaktır? X eksi 1 olacaktır. Burada x artı 1 var, geriye kalan ne olacaktır? X artı 1 olacaktır. Yine burada da x artı 1 var, geriye kalan x kare eksi x artı 1 olacaktır. Bunların olduğu seçeneğimiz C seçeneğidir. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır.